Herkese merhaba, hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videoda yine sizlerle SketchUp eğitim videosu ile devam edeceğiz. Bugün sizlere tool setinden line, rectangle, circle, follow me, offset tool'larını göstereceğim. Bunları daha ayrıntılı bir şekilde işleyeceğiz. Haydi neler yapıyoruz? Hep beraber bakalım. Evet arkadaşlar, ilk önce Rectangle aracımızla başlamak istiyorum. Kısa yolu R, istiyorsanız sol taraftaki tool'dan da seçebilirsiniz. Kullanımı başlangıç noktası seçerek mouse'unuzu sürüklüyorsunuz. Bitirmek istediğiniz yere kadar götürüyorsunuz. Fark ettiyseniz arasında çizgi olduğu zaman buranın bir tam bir kare olduğunu gösteriyor. Eğer o çizgi giderse dikdörtgen şeklini aldığından anlaşabilirsiniz. Bitiş noktasına geldiğinizde mouse'un sol kliğine basarak işlemi tamamlıyorsunuz ve size bir yüzey elde etmiş oluyor. Bu yüzeye extrude vererek istiyorsanız box, yani kutu haline getirebiliyorsunuz. Çoğunlukla zaten modellerimizi kare, dikdörtgen, yuvarlak gibi araçlarımızla yapıyoruz. Bunu bir kopyalayalım bir tane daha. Move aracımızla. Kısa yolu Move'un da M'dir gelmişken. Ctrl tuşuna basarak bir tane kopyasını yapıyorum. Rectangle aracını alıyoruz. Başlangıç noktasını seçiyorum. Sonra bitiş noktası seçiyorum. Ve kapatıyorum. Fark ettiyseniz, hemen geri alayım. Buraya bastığımda hangi eksende hareket edeceğimi program karar veremiyor. Yani her eksende gitmeme olanak sağlıyor. Ben de şöyle güzel bir yöntemim var. Buraya basıyorum. Şu an mesela her yere gidebiliyorum ya. Klavyadan ok tuşlarına basıyorum. Mesela sadece şu an aşağı yukarıya gitmemi sağlıyor. Bu yüzeyde, ön yüzeyde ve diğer yüzeyleri şu an istesem de gidemiyorum. Ve bu çok büyük olanaklar sağlıyor bana. Bu olanaklar ne diye sorarsanız, büyük projelerde bir yüzeyde çalışırken dediğim gibi başka yüzeylere de gidebilir. Siz ok tuşuyla hemen bu yüzeyde çalışacağınızı belirterek hemen bunu kolay bir şekilde halledersiniz. Rectangle aracımız böyle. Şimdi diğer bir komutumuza geçelim. Bir diğer aracımız line aracı. Çizgi anlamına geliyor. Kısa yolu L'dir. Bu araç yüzeylerde çizgi çizmemizi yarayan bir aracımız. Sol tarafta kalem işareti olarak görünür. Bununla isterseniz referans alarak bir dikdörtgen, bir referans daha alayım. Tekrar referans alıyorum. Ve soldakinin aynısını rectangle'la yapabileceğim yüzeyi line'la da yaptım. Bununla aslında kare, dikdörtgen çizmek değil de bununla daha farklı yüzeyler oluşturmak için kullanıyoruz. Mesela bu yüzeyde çalışacaksınız. Yine ok tuşuna basarak çalışabilirsiniz. Mesela şöyle bir şey çizelim. Bakın böyle bir yüzey oluşturdum. Veya da bakın bu yüzey niye oluşmadı? Çünkü bu kalem işaretine, yani o yüzeyde çalışacağımı belirtmediğim için çizgiler aşağıya yukarıya oynamış olabilir. İşte bu yüzden biz de basmadan önce yönümüzü belirliyoruz. Hangi eksende gideceğimizi. Ona göre yüzeyler oluşturuyoruz. Size örnek olarak şöyle bir şey göstermek istiyorum. Line'ımızı alıyoruz. Bir box'ımız var. Yaklaşalım biraz. Ortasından tutuyoruz ve diğer köşenin ortasını çiziyoruz. Move aracımıza geliyoruz. Line'ın başından tutuyoruz. Ama şu an sadece sağa ve sola gider. Çünkü bu yüzeyin bu yüzeyde olduğu için yukarıya çıkmaz. Biz hemen ok tuşumuza basarak yukarıya hareket ettirebiliyoruz. Hemen diğer köşemizdeki çizgiyi de tutarak kaldırıyoruz. Diğerine hizalamak için referans aldık.
Bu şekilde kolaylıkla çatı yapmamıza yarayabiliyor. Bu bir örnekti. Tabii bir sürü örneği var. Line'ımız böyle. Şimdi diğer bir komutumuza geçelim. Şimdi circle aracımızdan bahsetmek istiyorum. Kısa yolu C'dir. Sol taraftaki tool'da yuvarlak gördüğümüz araçtır. Bu aracı üçgen, dikdörtgen, çokgen, yuvarlak yapmak için kullanıyoruz. Şu aşağıdaki sides kısmına mesela 3 girelim ve üçgen bir yüzey oluşturmuş oluyoruz. Mesela bu kısma 4 girelim. Bir kare oluşturmuş oluyoruz. Veya da bu kısma bir 6 girelim. Altıgen bir yüzey oluşturmuş oluyoruz. Yuvarlak oluşturmamız için bu size kısmını arttırmamız gerekiyor. Ben buraya 25 girersem yuvarlığa benzeyen bir çokgen yapmış oluyorum. Ama bu kırılmalar olduğundan dolayı çok iyi bir yuvarlak olmuyor. Bu yüzden şöyle daha iyi göstereyim. Extrude'la buna bir yükseklik vereyim. Fark ediyorsanız hep böyle kırılmalar olduğunu ve tam bir yuvarlak oluşmadığını görüyorsunuz. Biz bu size değerini buraya 100 giriyoruz ve tam bir yuvarlak obje yapmış oluyoruz. Daha yakın, daha temiz bir silindir oluşturmuş oluyoruz. Circle aracımız da böyleydi. Şimdilik diğer aracımıza geçelim. Gelelim follow me komutuna. Follow me komutu benim en sevdiğim ve çoğu yerde hayat kurtaran bir komut. Size örnek üzerinde göstermek istiyorum. Bir tane rectangle çizeceğim. Ok tuşumla yüksekliğini belirliyorum. Şu kadar yüksekliği. Geliyorum ve ön yüzeyine bakıyorum. Arch komutuyla bir tane süpürgelik yapmaya çalışıyorum. Silgiyle fazlalıklarını siliyorum. Bunu da daha CTRL'ye kopyalıyorum. Scale aracıyla mirror'ını alıyorum. Bunu tekrardan buraya tutuyorum ve şu aradaki çizgiyi siliyorum. Böyle bir süpürgelik olduğunu düşünelim. Sonra line komutundan bunu bir yol belirliyorum. Hatta direkt duvarı da belirtelim. Bu çizgileri ilk önce bir tanesini seçiyorum. Sonra CTRL tuşuna basıp diğerini de seçiyorum. Şu soldaki gördüğü Follow Me komutunu bir kere tıklıyorum ve o yolu izleyeceğim modele basıyorum ve size çok güzel bir süpürgelik yapmış oluyor. Tabii bunun kullanım alanı da çok fazla. Sadece süpürgelik değil, bir sürü alanı var. Mesela bir kemer falan yaparken de kullanabiliyoruz. Hemen onu da göstereyim. Bir tane rectangle alıyoruz. Buna 500'e noktaları virgül yapıyoruz ve 2000 yazıyoruz. Buna extrude veriyorum. 3 metre olsun. Ve bunu Mac Group haline getiriyoruz. Mac Group'la Mac Compat ileriki videolarda sizlere anlatacağım. Mac Compat yapıyoruz. Create yapıyorum. Bunu kopyalıyorum. Araları 2 metre açık olsun. Arc komutunu alıyorum. Arc komutuyla kemerimizin yüksekliğini belirliyorum. Sonra buraya bir rectangle çiziyorum. Buraya ilerleyebilmesi için. Follow me aracına basmadan önce çizgime basıyorum. Follow me'ye basıyorum ve rectangle'a basıyorum. Ve size bir tane kolayca hızlı bir şekilde kemer yapıyorum. Sonra bu kısmı nasıl düzeltebilirim? Onu göstereyim. Line aracını alıyorum. Bu eksende çizmek için sol ok tuşuna basıyorum. Extrude'u alıp buradan tutup geriye kadar bırakıyorum. Aynısını burada yapayım. Kalemimizi alıyorum. Sağ tuşuna basıyorum. Aynı eksende çizmek için. Yoksa eksenim kaçabilir. Aşağı yukarıya çizebilirim. Push pull alıyorum. Sona kadar götürüyorum. Ve bırakıyorum. Sonra bu çizgileri silgiyle silebilirsiniz. Temiz bir kemerimiz oluştu. Follow me aracımız da böyleydi. Şimdilik diğer aracımıza geçelim.
Offset komutuna gelelim. Bu komut, çizdiğimiz bir yüzeyin içerisine veya dışarısına aynısını atmak anlamına geliyor. Hemen size örnekler olarak göstereyim. Mesela bir rectangle çizelim. Kare. Offset komutumuz budur. Hemen dışarıya aynısını veya içeriye aynısını atıyorsun. Kolay bir şekilde. Hemen ortasını siliyorsun ve yükseltiyorsun. Böyle bir duvar yapmana yarayan bir komut. Veya da kalem aracını alıyorsun. Tab görünüşe geçiyoruz senden çıkmasın diye. Ve kafamıza göre çizgiler çiziyoruz. Offset komutuna tekrar geliyoruz ve buna bu kadar mesela offset veremiyorsun. Çünkü ayrılıyor. Çok keskin dönüşleri olduğu için. Buna daha küçük offsetler veya dışarıya daha büyük offset verebiliriz. Böyle bir offset verelim. İstiyorsanız içerisini büyütebilirsiniz. Yapacağınız modele göre değişir. İstiyorsanız aşağıya verebilirsiniz. İstiyorsanız sadece kenarlara verebilirsiniz. Böylelikle bir yapının, binanın, dairenin duvarlarını hızlı bir şekilde oluşturmamızı yarayan bir komut. Offset komutu da böylelikle bitmiştir arkadaşlar. Eğer video faydalı olduysa ve böyle videolar gelsin diyorsanız beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayalım. Kendinize çok iyi ama çok iyi bakın. Görüşmek üzere.